Şimdi Balıkesir'e geldik. Seyit Onbaşı'nın köyüne gelmeden olmazdı. Seyit Onbaşı'nın köyünde çok güzel bir müze hazırlanmış. Şimdi buradayız. Üçüncü kuşak torunu Muhammed Yıkar bize dedesini anlatacak. Mükemmel bir yer yapmışlar. Havran Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde çok güzel bir müze olmuş. Lütfen fırsat bulduğunuzda gelin diyorum. Şimdi üçüncü kuşak torunu Muhammed Yıkar'dan dinleyelim kendisini. Koca Seyit benim büyük dedem. Kızı benim babaannem. Benim ninem Koca Seyit'in ilk çocuğu. 9 yıl askerlik yapıyor. Sağ olarak Çanakkale'den 13 günde gelmiş yayan yürüyerek. 13 günde geliyor ama buraya gece ulaştığı için direkt evine gitmemiş. Demiş ben bu köyden gideli 9 yıl oldu. Belki benim hanım başka biriyle evlidir diye sabah aydınlanana kadar evine bakıyor. Sabah aydınlanıyor, evinden girip çıkan yok. Hanımının ismini seslenerek evine yaklaşıyor. Şimdi evle 3-5 göz, o zaman tek göz ev. Anasından evveli benim ninem kapıya çıkıyor, bakıyor ki yabancı biri. Ana demiş, kapıda uzun boylu saçlı sakallı biri var mı? Bizim köylü değil demiş, ben ondan korktum. Hanımı geliyor kapıya bakıyor, o bile birden inanamıyor, kocası. Demiş Seyit, hoş geldin emme. Seni biz demiş öldü diye şubeden öldü kağıdını aldı. Hayır demiş ölmedim, sağ selim döndüm. Bu sefer hanımına diyor ki kapıdan bakan çocuk kimindi? Çocuk demiş bizim çocuğumuz. İçeri girince çocuğu korkutma. Ninem derdi bir müddet baba deyip de kucağına bile oturamadım. Geliyor 21 yıl daha yaşıyor. 50 yaşında ölüyor ama 10 yıl mı 11 yıl mı kimseye ben top kaldırdım da gemi batırdım dememiş. Atatürk Havran'a bir yol açılımına geliyor. Yol açılımı bitiyor. Nahiye müdürüne demiş ki bu semtte bir Seyit Onbaşı olacaktı. Ben onu görmem lazım. Bilse gösterecek. Bilmediği için biraz tedirgin oluyor. Acaba Seyit Onbaşı kim? Atatürk bir gece misafir kalıyor. Ertesi sabah Edremit'ten şubeden ismi öğreniliyor. Seyit Onbaşı nereli? O zaman bizim köyün ismi Manastır diye geçiyormuştu. Seyit Onbaşı Manastır köyünde. İki jandarma görevlendiriliyor. Gidin bulun gelin. Sabah çıkan jandarmalar buraya akşam geliyor. Araştırıyorlar, Koca Seyit'in evini buluyorlar. Hanımı varmıştı. Hanımına diyorlar ki Seyit Onbaşı nerede? Kömüre gitti dese kaçak. Zabıt tutulup mahkemeye verecek diye geçi çobanı demiş. O zaman askerler demiş ki bizi paşa saldı. Geç de olsa görmeden gitmeyeceğiz. Akşam karanlığı basınca büyük kömürlen evine yaklaşıyor. Bir bakıyor evin önündeki jandarma dikeliyor. Ah demiş bugün dağdan kaçıra kaçıra gittim. Evin önünde beni zabıt tutulacak mahkemeye vereceğim. Askerler demiş ki Seyit kaçma. E kaçmıyorum ki askera demiş. Dağdan yeni geliyorsun. Suçum ne niye burada kapıda bekliyorsunuz? Hayır demişler suçun yok. Biz eşekteki yükü değil biz seni bekliyoruz. Eşeğin yükünü indiriyor. Askerlere demiş ben niye bekliyorsunuz? Sen demişler paşa çağırıyor. O zaman demiş ki askera ben paşanın yanına nasıl giderim? Ayağımdaki çarık yırtık. Üstüm başım oraya layık değil. Gidemem. Hayır demişler. Paşa Ankara'da değil. Dün Havran'da yol açılımındadı. Bugün seni görmek için kaldı. O zaman demiş hemen gidelim. Buradan yayan gece yarı gidiyor. Vadında evveli nahiye müdürü görüyor. Çünkü sabah paşanın yanına o götürecek. Bakıyor hal perişan. Demiş bilmiyorum dedim. Paşa kızdı. Şu an Seyit Onbaşı yanımda. Sabah paşanın yanına nasıl götürürüm? Ve bu halde götürürsem paşa bana ne der? Geceden bir berber buluyor, tıraş yaptırıyor, elini ayağını yıkatıyor, sabah elbise yok. Sabah nahiye müdürü kendi ceketini giydiriyor. Koca Seyit de uzun boylu olduğu için nahiye müdürün ceketi küçük gelmiş. Kolları kısa, yakası bir araya gelmemiş ve o şekilde götürmüş. Demiş paşam hoş geldin. Hasıl Seyit sen hoş geldin demiş, iki gündür seni bekliyorum, nerededin? Paşam demiş, dağda keçi çobancılığı yapıyorsun. Haberini aldım anca gelebildim. Başka ne iş yapıyorsun? Bir çifte demiş öküzüm var. Çiftçilik yapıp idare oluyorsun. Ve sohbet ederken demiş ki Seyit sen savaşın kaderini değiştirdin. O da çift tayin istiyorsun dedin. İki gün yedin. Üçüncüsü gün arkadaşımın hakkı diye geri iade yaptın. Şimdi ben buraya gelmişken sana maaş bağlı. Hayır paşam demiş biz o an görevimizi yaptık. Maaş için değil demiş istememiş. Sohbet bitiyor. Paşa kalkarken demiş ya paşam senden demiş benim tek bir ricam olacak. Söyle benim yaptığım iş demiş biraz kanuna aykırı. Ne iş yapıyorsun? Dağda demiş çobancılık yapıyorsun ama geçinin arkasında ben odun topluyorum. Odundan kömür yapıyorsun. Havranda da aşçılara kaçak satıyorsun. Sen demiş şu orman askerlerine söyle.
benim önüme geçip baltamı almasınlar. Ben rahat çalışayım. O zaman nahiye müdürüne diyor ki bu vatandaş dağdan büyük odun, büyük kömür yapsın. Söyle orman askerlerine bunu sıkıştırmasın. Burada da sen yardımcı ol, rahat satsın. Ve bir müddet hem yapıyor hem satıyor. Ondan sonra gelen nahiye müdürü kaderine terk ediyor. Arayıp sormuyor. Eski usulü yine kaçak yapıyor. Daha sonra ilçede zeytinyağı fabrikasında hamballık yaparak vefat ediyor. 21 yıl öyle bir hayatı geçmiş. 50 yaşında vefat etmiş. 2006 yılında da anısına böyle bir anıt ve müze düzenlendi. Savaştan sonra aynı mermiyi bir daha kaldır demiş ve kaldıramamış. Hadi arkadaşlar, Koca Seyit Çavukluğuna Fatiha.